Felatun Bey ile Rakım Efendi. Ahmet, Mithat Efendi. Biraz da bugünkü ahvale bakalım. Birinci bab. Felatun Bey'i tanır mısınız? Hani ya şu Mustafa Meraki Efendizade Felatun Bey? Galiba tanıyamadınız. Fakat tanınacak bir çocuktur. Mustafa Meraki Efendi, Tophane'nin Beyoğlu'na civarca bir mahallesinde oturur. Mahallesinin semtini haber vermek olamaz. Semtini anladınız ya. Bu kadarıyla iktifa ediniz. Kendisi 45'lik bir adamdır. Fakat babası bir çocuğu genç evlendirirlerse yüzü gözü açılmadan dünya evine girmiş olacağından ırz ve edebini güzel muhafaza eder efkarında olmasıyla Mustafa Meraki Efendi'yi 16 yaşındayken evlendirmişti. Bu sebeple mebniydi ki Mustafa Meraki Efendi henüz 45 yaşında olduğu halde 27 yaşında bir oğlu bulunup o dahi Felatun Bey'dir. Fakat Mustafa Meraki Efendi'nin evladı yalnız Felatun Bey'den ibaret değildir. Bir de kızı vardır ki ismi Mihriban Hanım'dır. Mustafa Meraki Efendi 45 yaşında olduğu zaman bu kız dahi 15 yaşındaydı. İnsan 45 yaşındayken böyle 27 yaşında bir oğul ile 15 yaşında bir kıza malik olmak ne büyük saadettir. Lakin size derhal şunu da ihtar edelim ki böyle saadet ekseriya babalara mahsus olup valideler için bu saadet musibet addolunur. Nasıl ki Mustafa Meraki Efendi'nin zevcesi için dahi öyle olmuştu. Zira Mustafa Meraki Efendi 16 yaşındayken pederi tarafından evlendirildiği zaman 12 yaşında bir kız ile tezviç edilmişti. Öyle ya, karı kocasından 4-5 yaş küçük olmak lazım gelmez mi? Vakıa 12 yaşındaki kızcağız 15 yaşındaki dünyaya çocuk getirdi. Ancak ondan sonra kaç defa gebe kaldıysa da çocuğunu rahminde barındıramayıp düşürdü. Hekimler işin aslını tetkik edemediklerinden hanımın rahminde tedavi ve tamiri nakabil ve ihtilal olduğunu hükmederek el çektiler. İş ebelere kaldı. Onlar sargılarla filanlarla Mihriban Hanım'ı düşürtmeyip muhafaza edebildilerse de bir çare validesi bu kızı doğurduktan sonra lohusa yatağındayken şehiden vefat eyledi. Mevla rahmet eylesin. Böyle şeyler olağandır. Başka ne diyelim ya? Mustafa Meraki Efendi zevcesinden ayrıldığı zaman elinde 13 yaşında bir oğul ile kundakta bir kız bulunduğundan bir müddet zaruri teehhül edemedi. Halbuki asr-ı ahirin terakkiyat-ı medeniyesi İstanbul'da bir adamın bekar olarak yaşayabilmesine müsait olduğundan bir müddet bekar kaldıktan sonra Mustafa Meraki Efendi bir daha teehhüle dahi lüzum görmedi. Kızına dayelik etmek için geçkince cariye alıp o cariye çocuklara bakar. Bir ihtiyaca Rum karısı yukarı hizmetini görür. Bir de Ermeni karısı aşçılık ederdi. Nasıl hanesinin idari dahiliyesini garipçe mi gördünüz? Bizim Mustafa Meraki Efendi alafranga meşrep bir adamdı. Hem de hangi alafranga meşreplerden bilir misiniz? Hani ya bundan 15-20 sene evvel İstanbul'da alafranga meşrepler yok muydu? İşte onlardan. Hal ve vakti pek yolunda, hem de ziyadece yolunda olduğundan, kendisi zaten Üsküdarlı olduğu ve orada güzel konağı, bağı, bahçesi dahi bulunduğu halde mücerret alafranga. Yani rahat yaşamak için cümlesini ucuza pahalıya bakmayarak satıp gelmiş, Tophane'nin Beyoğlu'na civar bir mahallesinde mücededen güzel bir hane inşa ettirip sakin olmuştu. Alafrangaya olan merakın derecesini şundan anlayınız ki yaptırdığı hane mutlaka alafranga olmak için kargir olarak yaptırılmıştı. Şimdi böyle bir semtte, böyle bir hanede bu kadar alafranga olan bir adam artık hanesine Arap çorap doldurur mu? Bahusus ki aralıkta bir alafranga dostları dahi gelmekte olduğundan bunlar meyanında hizmet etmek için Rum ve Ermeni hizmetçilere ihtiyacı derkardır. Bizim asıl maksadımız Felatun Bey'i haber vermek. Yani
erbabı mütalaaya tanıtmak olduğuna göre pederi Mustafa Merakî Efendi hakkında böyle malumat-ı atika vermeye lüzum yoktur zannetmeyiniz. Felatun Bey'i güzelce tanımak için kendisinin menşeini görmek elbet lazımdır. Böyle bir menşeden neşet eden zatın hal ve tavrı daha kolay anlaşılabilir. Felatun Bey'in çocukluk zamanını nasıl geçirmiş olduğunu anlatmak için tavsile ihtiyacımız yoktur. Mustafa Merakî Efendi, kemal derece Alaturkalıktan, yine kemal derece Alafrangalığa birdenbire sıçramış bir adam olduğu ve bu tahavvül ise yalnız kendi telezzüzatı, maddiye ve maneviyesi, o yüzden hasıl olmaktan neşet eylediği cihetle böyle bir adamın, hem de öksüz kalan evladı nasıl bir terbiye altında büyüyeceğini her kim düşünse bulabilir. Vaka, çocuk Mektebi Rüştiye'ye verilmiş olduğundan her gün çantası elinde gider gelirdi. Bundan başka bir de Fransız hocası vardı ki haftada iki defa gelir giderdi. Lakin Mustafa Merakî Efendi öyle tahsil görmüş bir adam olmadığı gibi, çocuğunun tahsiline nezarete dahi vakti olmadığından oğlunun mektebe gidip gelmesini ve Fransız hocasının dahi eve gelip gitmesini bir çocuğun terbiyesi için kâfi görürdü. Oğlunun gördüğü terbiye bu yolda olduktan sonra kızının terbiyesi ne halde kaldığını da istihraç edebilirsiniz. Fakat şunu da ihtardan geri durmayalım ki bu çocukların giyinmesi, kuşanması el hak söz götürmezdi. Beyoğlu'nda çocuk kisvesi olarak her ne ki moda olmak üzere şuyu bulurduysa, Merakî Efendi cümleden evvel onu alıp çocuklarını giydirmeye mecburdu. Ha, bak, biz şunu ihtar etmeyi unuttuk. Bizim Mustafa Merakî Efendi'nin ismi yalnız Mustafa Efendi'dir. Merakî lakabı kendisine sonradan verilmiştir. Zira bu adamın bazı garaibi ahvali olup, mesela kendi hanesinde mükemmel taamı dururken bazı akşamlar gidip Beyoğlu'nda bir bakkal dükkanında çiroz ve zeytin gibi şeylerle akşam taamı etmesine ahbabı itiraz ettikçe ne yapalım? Merakımdır. Ve mesela bazı geceler Naum'un tiyatrosuna Bedel Elma Dağı'nda balıkçı ve kuş bazı takımının gittikleri yerlere gitmesine bir mana veremeyenlere merak bu ya gibi mukabelelerde bulunduğundan merakımdır. Merak bu ya. Merakıma dokundu. Merakıma el vermez. Sözleri kendisine Merakî lakabını itaya sebep olmuştu. Buraya kadar söylediğimiz sözlerden bizim Felatun Bey'in evaili hali hakkında alınacak malumatla peyda edilecek fikir kafirdir. Şimdi nazarlarımızı Mustafa Merakî Efendi'nin 45 yaşında bulunduğu zaman oğlu Felatun Bey'in 27 ve kızı Mihriban Hanım'ın dahi 14 yaşlarındaki hallerine atfedelim. Bu esnada Felatun Bey büyüyecek kalemlerin birisinde memurdu. Lakin hani ya kalemlerde bazı efendiler vardır ki elhak ileride devletinin en büyük makamatını tutabilmek tedarikatıyla katiplik zamanını gece gündüz çalışmak ve içinde bulunduğu dairenin değil, belki devletin kaffe-i şuabat-ı umuruna hukufunu şamil etmek için iğne iplik olarak bezli himmet eder. Böyle erbab-ı gayreti tanırsınız ya, bizim Felatun Beyefendi bunlardan değildi. Nesine lazım? Ayda la akal, 20 bin kuruş iradı olan bir babanın bir tek oğlu olup, kendisi ise muhakematı filozof hanesini gerçekten Eflatunlardan daha dakik bulmakla alemde 20 bin kuruş iradı olan adamın başka hiçbir şeye ihtiyacı kalmayacağını hükmetmiş ve fazlu kemalini ise kendisi beğenmiş olduğundan cuma günü mutlaka bir seyir mahalline gidip cumartesi ise dünkü yorgunluğu çıkarır ve pazar günü seyir mahalleri daha alafranga olduğundan gitmemezlik edemez. Pazarın yorgunluğunu dahi pazartesi çıkarır. Salı günü kaleme gitmeye hazırlanırsa da havayı muvafık görünce Beyoğlu'nun bazı ziyaret mahallelerini, baba dostlarını, ahbabı vesaireyi ziyaret arzusu o günü dahi tatil ettirir. Çarşamba günü kaleme gidecek olursa saat 6'dan 9'a kadar olan vakti ancak o haftanın vukuatını hikayeye bölebilip akşam için mutlaka iki dal kavukla gelir. Bunlar dahi kendisi gibi genç olacaklarından ve bahusus Felatun Beyefendi Beyoğlu'nda oturmak münasebetiyle ahbabını alafranga bir yolda eğlendirmek lazım geleceğinden pencere gecesini alafranga eğlence mahallelerinde geçirir.
O gece sabahlandığı cihetle Perşembe günü akşama kadar uyunur. Nihayet yine Cuma gelir ve işte bu bir haftalık meşguliyet. Nasılsa diğer haftaların meşguliyetleri dahi yine Nev Umma onu andırır. Ya böyle haftada 3 saat kaleme giderek onu da nakli hikayatla geçiren bir delikanlı ne öğrenebilir? Nasıl ne öğrenebilir? İşte Felatun Bey öğrenmiş ya, yazısı var, okuması var, Fransızcası var, zeki, fatin, cerbezeli, hususiyle ayda babasının 20 bin kuruş da iradı var. Dünyada bir adamın öğreneceği daha ne kaldı? Bak Allah için söyleyelim. Felatun Bey'in matbuat-ı cedideye merakı pek ziyadedir. Canım şöyle bir hikaye basılmış dediler mi Felatun Bey için, onu görmedim demek muhaldi. Herhangi kitap çıkarsa çıksın, satıcılardan kendisine daima kitap getirmeye alışmış olan müvezzi en evvel Felatun Bey'in kitabını götürüp Beyoğlu'nda mücellit gulama teslim eder ve o dahi alafranga olarak bir teclit arkasına altın yaldız ile A ve P harflerini dahi bastıktan sonra götürüp Felatin Bey'in uşağına verir ve akşam bey geldikçe kitabı görüp gayet muntazam kütüphanesine vaaz ederdi. Fransızca bu iki harfi tanırsınız ya, birisi medli elif, birisi P harfleridir. Evvelkisi Ahmet Felatun Bey'in isminin ilk harfi ve ikincisi Felatun lafzının Fransızcası olan Platon kelimesinin birinci harfidir. Alafranga'da bir adamın isminin yahut isimlerinin böyle ilk harfi yahut harfleri konulmak vardır ki buna o adamın markası denilir. Meramımız burada Felatun Bey'i zemmetmek olmayıp kendi hal ve tavrını erbabı mütalaaya layıklıca tanıtmaktır. Binaenaleyh şunu da ilave edelim ki bizim Felatun Bey bu kadar zengin olduğuna ve kendi hakkında hüsn-i itimadı yani ıstılahı avamca kibri dahi berkemal bulunduğuna göre tavrından, azametinden geçilmemek lazım gelirse de Felatun Bey'in hali bunun aksineydi. Alafrangalık hali malum. Herkese tevazu göstermeye, herkesin yüzünü gülmeye insan mecburdur. Hatta bazı kere Felatun Bey'in yanında bulunan uşağı kendi beyini bir adamla gayet tatlı ve nazikane ve tazimkârâne konuşuyor gördük de bu efendi bizim beyin pek dostu olmalıdır İtikadına düşerdi. Lakin o adamdan ayrıldıktan sonra beyefendinin hiddetinden çıkarmak derecesine geldiğini ve hatta sövüp saydığını görünce ve işitince uşak şaştığından ne düşüneceğini dahi bilemezdi. Vakıa efkarı Atika erbabı sonra arkasından sövüp sayacağı bir adamın yüzüne karşı böyle nezakat göstermeyi kendilerinin dava eyledikleri mertliğe muvafık bulamazlarsa da alafranga olanlar dahi mertlik adeta hamakatten ibarettir diye hükmederler. Burada Felatun Bey'in uşağını zikreliledik de halini birazcık olsun söylemedik. Bu Mehmetçik Gastangalı'dan hemicek gelmiş, daha dünyayı öğrenmemiş, ayda 100 kuruşun meftunu ensesine muhabbet ve aferin makamında bir tokat vurulmasının mecburu bir adam olup hizmet ettiği efendinin bir oğluyla bir kızı olduğunu öğrenmeye muvaffak olmuş ve hatta oğlunun ismi Pantolon Bey ve kızının ismi dahi Merdivan Hanım olduğunu bile bellemişti. Ne zannettiniz ya? Felatun isminden pantolon lafzına ve mihriban isminden dahi merdivan kelimesine intikal edebilmek haylice dirayete mütevakkıftır. Mehmetçik asıl büyük efendiye dahi meraklı efendi dediği derdiyse de efendisinin isminde lam olmadığı için bunu doğru söylememekte olduğunu anlayarak mahcup olurdu. Hem bizim Mehmet memleketindeyken amme cüzüne kadar okumaya dahi muvaffak olmuştu. Merakı efendinin alafrangalığı ile beraber böyle bir Mehmetçiği konağına kabul etmiş olmasına şaşmayınız. Onu terbiye edecekti. Hatta terbiye etmeye başladı bile. Bir gün Mehmet, beyefendi ne yapıyor deyip de Mehmet'ten çorba içiyor cevabını alınca ulan öyle söyleme. Ona alafrangada supe yiyor derler. Demiş ve Mehmet hayır efendim Allah göstermesin sopa yediği yok. Çorba içiyor dediği halde dahi merakı efendi meraklanmayıp oğlum, alafrangada çorbanın ismi supedir. Bunları birer birer öğrenmeli. Diye bir nasihat vermişti. İşte anlayınız ki Mehmet dahi yavaş yavaş alafranga olacaktır. Nasıl olmasın ya? Olmamak mümkün mü? Büyük efendi neyse ne.
Ama küçük bey Fransızcadan başka söz söylemiyor ki. Sütlü kahve isteyeceği zaman kafe ole diyor. Mehmet ise bunu Kavala'dan başlayıp evvelce öğrenmiş olduğu karyola kelimesine kadar tatbik ede ede ister istemez belliyor. Felatun Bey'in kıyafetini sorarsanız tariften izharı aciz ederiz. Şu kadar diyelim ki hani ya Beyoğlu'nda elbiseci ve terzi dükkanlarında modaları göstermek için mukavvalar üzerinde birçok resimler vardır ya. İşte bunlardan birkaç yüz tanesi Felatun Bey'de mevcut olup elinde resim endam aynasının karşısına geçer ve kendisini resme benzetinceye kadar mutlaka çalışırdı. Binaenaleyh kendisini bir iki gün bir kıyafette gören olmazdı ki Felatun Bey'in kıyafeti şudur demek mümkün olsun. Bak, şeklini, simasını pek kısaca tarif edebiliriz. Ortaca boy, nahifçe endam, sarıca beniz sahibi bir delikanlı olup kaşları, gözleri siyah, saçları, ağzı, burnu filanı hep bir karının elverişli diyeceği kadar letafet tasvir ederdi. Madem ki Felatun Bey hakkında bu kadar malumat aldık, biraz da Mihriban Hanım hakkında malumat alalım. Bu kız her şeyci olduğu gibi şekil ve simaca dahi Felatun Bey'in kardeşi olduğu görülürdü. Lakin kız çehresinde mutlaka ve behemme hal, letafet daha ziyade olacak, başkaca mülahaza edilecek bir şeydir. Sair kızlar gibi Mihribar Hanım oya yapmasını bilmez. Zira alafrangalarda oya yoktur. Kese, çorap vesaire örmesini dahi bilmez. Çünkü onları modist kızları örer. Nakışı dahi onlar işler. Yapma çiçekler Beyoğlu'nda çok. Bunları yapmak için neye zahmete girsin? Çamaşır yıkamak, ütülemek, hizmetkarların ve yemek pişirmek dahi aşçının işidir. Hatta kendi başını taramak bile alafrangada olmayıp mahsusan perukar karı gelir tarar. Alafrangada kızlar için okumak, yazmak, tahsil lazımdıysa da biçare kızcağız öksüz büyüdüğünden muvaffak olamadı. Babası müzika talimi için ala bir piyanocu madam getirmişti. Lakin madam kendisi çalıp babası dinlediği cihetle Mihriban Hanım taş altında bir yılan, kaşları durur divan şarkısından başka bir şey öğrenemedi. Bununla beraber kızcağız hoppa mı hoppa, şen mi şen, zıp zıp sıçrar, ter ter tepinir. Kendisi yetişmiş, çatmış olduğu cihetle birkaç yerden görücüye gelmişlerdi. Bahusus pederinin serveti müştehiresi her servet heveskarını celbederdi. Ancak görücülere Mihriban Hanım oğullarının neci olduğunu sorar. Katip cevabını alınca o cebi delik der. Asker cevabını alınca yarım kunduralı der. Hoca cevabını alınca sarımsak başlı der. Hasılı her biri için bir kulp uydurup maazallah eğer görücüler "Ah hanım kızım niçin böyle söylüyorsunuz? Oğlumuz şöyledir böyledir." diyecek olursa bir püsküllü kahkaha koyverip "O kalmış kalmışım da sizin oğlunuza mı kalmışım hanım? Oğlunuza başka yerden kız arayınız." diye kalkar yürüyüverirdi. Nasıl Mihriban Hanım'ın bu kadar serbestliğine taaccüp mü ediyorsunuz? Taaccüp etmeyiniz. Zira kızcağız bir evin hanımı olarak büyümüş olduğundan gelen görücülere gelin makamında dahi kendisi çıkardı. Kayınvalide makamında da kendisi. Görücü hanımlara verdiği cevabı ise bir kayınvalide sıfatıyla verirdi. İşte taaccüp edecekseniz bu serbestçe kayınvalideye taaccüp ediniz. Eğer şu Felatun Bey ve Mustafa Merakı Efendi ve Mihriban Hanım'ın tasviri ahvalinden size usanç geldiyse affınızı istida ile beraber hatime-i halleri olarak şunu dahi arz etmekliğime müsaade buyurmanızı rica ederim. İş bu baba ve oğul ve kız yahut hemşire üçü bir yerde bulundukları zaman baba oğul şayet Mihriban Hanım'ın bir çiçeğini veya eldiven giyişini beğenmeyecek olsalar kızcağızın 3 gün 3 gece ağlayacağını bildikleri cihetle başına bir çiçek değil saksıyı giymiş olsa bile pek ziyade yakışık aldığına yemin etmeye mecburdular. Felatun Bey ise bir fikrini babası teslim etmediği zaman herifin cehaleti halini ortaya koymaktan çekinmediği cihetle biçare adamcağız mahdumu Felatun mevsumu yanında acil kalmamak için beyefendi her ne rey ve efkar arz etse, Mustafa Merakî Efendi güya 40 yıldan beri o fikirde, o reyde bulunuyormuş gibi tasdike müsaraat göstermeye mecburdu.
Hatta bir gün baba ile oğul meyanında günlerin kısalması ne hikmete müstenit olduğuna dair bir bahis açılmıştı. Mustafa Merakî Efendi bu bapta kendi reyini söylemekten hazer ile oğlunun efkar-ı hikemiyesine dide duz intizar oldu. Hele çocuk, kış mevsiminde havalar bulutlu olduğu için bulutlar güneşin ziyasını bize sürat-i vusuldan men ile tehir eder dediği zaman pederi maşallah maşallah gerçekten eflatunlar aciz kalacak. Vallahi ben dahi öyle mütalaa ediyorum. Ama bir kere de sizin fikrinizi almak isterdim demişti. Ama inanınız ki herifçik oğlunun bu fikrini mahz-ı hikmet olarak kabul eyledi. Hatta oğluna rica ile minnet ile bu meseleyi kaleme dahi aldırıp zamanımızda çıkan fünun mecmualarından birisine derc edilmek üzere matbaasına götürdüyse de kabul ettiremediğine hiddetle avdet etti.